başlayayım mı değerli arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, hepinize bir merhaba, iyilik olsun, kötülük bu topraklardan ve insanlıktan uzak olsun dileklerimizle başlayalım. Basın emekçilerine, gerçek haberleri yazan, söyleyen, anlatan, bütün basın emekçilerine göz altında olan, tutuklu olan, hükümlü olan basın emekçilerine özgürlük talebimizi yeniliyoruz ve basının daha da zor bir sürecin içerisinde geçtiğini kuruluşların televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde bir tek kelime yüzünden bile yüz binlerce TL cezaya çarptırıldığı bir dönemde basına özgürlüğü talep etmek, haberin özgürleşmesi toplumun gerçek habere ulaşmasını sağlar ki bu dileğimizi, bu isteğimizi demokrasi kültürü açısından bir utanç kavramı olarak da görüp Dünyada en çok ceza alan basın yayın organları içerisinde olmaktan elbette sıkıldığımızı ve üzüldüğümüzü paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri, tarım çok dinamik bir sektör. Her kriz, ekonomik kriz, siyasal kriz ve diğer krizlerde birçok sektör kapısına kilit vururken, birçok sektör üretimden uzaklaşırken sürekli üretim yapan, sürekli çalışan temel Dinamik sektör tarım ve devam ediyor. Çünkü güneş, su, toprak, hava sıcaklığı varsa siz isteseniz de onu durduramazsınız. Ve bu ülke bir tarım ülkesi. Ve bu ülkenin en önemli ürünlerinden bir tanesi kişi başına hemen hemen 140 kilo, 150 kilo civarında ekmeğin düştüğü buğday ve buğdayın temel üretim mekanizması. Geçen hafta içerisinde Buğday ve diğer bazı tarım ürünlerinde buğdayın makarnalığına, ekmekliğine ve aynı zamanda arpa, aynı zamanda çavdar, yulaf, tritikale, kırmızı mercimek, mercimek, yeşil mercimek, nohutla ilgili yeni dönem alım fiyatlarını açıkladılar AKP Genel Başkanı. Ve orada bu fiyatlarla beraber destekleme primlerini de açıkladılar, desteklemeleri de söylediler. Bugün bu açıklamadan sonra Toprak Muhasilleri Ofisi Genel Müdürü bir açıklama yaptı. Açıklamayı Çiftçi TV'ye yaptı. Çiftçi TV'de şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki bizim açıkladığımız fiyatlar çok önemli karlılık getiriyor. Örneğin ekmeklik sert ekmeklik buğdayda bir ton buğdayda yüzde 51 kazancımız var dedi. Yine nohutta yüzde 48 bir kazançtan bahsetti. Yine kırmızı mercimekte yüzde 108 yani 100 lira masraf ettiyseniz 208 lira gibi bir kazançtan bahsetti. Gelirden bahsetti. 108 lira kazanç ve yeşil mercimekte 59 gibi bir kazançtan bahsetti. Aslında tabi rakam çok büyük. Yüzde 50 bir, bir rakamı gün, bugünün dünyasında özel sektörde kazanıyor olmak herhalde her şeyi oraya yatırmak gerekir. Her şeyi. Yani mesela dünya borsalarında buğday patlaması lazım. Ya da bu ülkede bütün işverenler, bütün sermaye sahipleri ve parası olanlar hububata para yatırmaları gerekir. Var mı öyle bir şey? Yok. Ama iktidarın klasik alışıla gelmiş ve gerçekten sürdürülebilir bir biçimde rakamlarla ve algıyla yönettiği bir dönemden geçiyoruz. Yapmak istedikleri bu. Bir ton, bir ton buğdayı alabileceğiniz alan 3620 metrekaredir. Bir ton buğday. Yine bir ton nohutu almanız için 8300 metrekare yani 8.3 dönüm ekmeniz gerekiyor. Kuru fasulye bir ton elde etmeniz için yaklaşık 4 dekar yani 4000 metrekare ürün alan ekmeniz gerekiyor. Kırmızı mercimek bir ton almanız için hemen hemen 7.8 8 bin metrekare ya da 8 dekar bir alan ekmeniz gerekiyor ve yeşil mercimek için de 9 bin metrekare yani 9 dönüm ekmeniz gerekiyor. Şimdi bir tonu söylemek kolay ama bir tonu hangi alanda, hangi verimlikte, hangi emekte, hangi masrafta aldığınızı söylemektir asıl mesele. Asıl mesele gerçekten bir karlılık, var mı yok mu? Çiftçi bir insanca yaşayabiliyor mu? İki, çiftçi yaptığı işten onur ve gurur duyabiliyor mu? Ve gerçekten bu üretim aşamasında bu kadar karlılık elde eden bir çiftçi ne kadar itibar sahibi? Aslında sorulması gereken sorular bunlar. Yani bir çiftçinin insanca yaşayacağı yarının güvencesinin olup olmamasından korkmayacağı bir gelir düzeyine ve insanca yaşayacak bir sosyal hayata sahip olmasıyla ilgilidir. Siz ister bir lira değin isterseniz bin lira. Eğer çiftçi aldığı kazandığı elde ettiği gelirden memnun değilse onu bırakır. Ama elbette size ve kamuoyuna şu soruyu sormak lazım. Günümüz dünyasında ve ülkemizde %50'den bahsedilen, yüzden bahsedilen bir kazanımın olduğu bir sektör niye prim yapmaz acaba? Niye ayaklar altındadır? O zaman bir yerde bir yanlış var. Gelin hep birlikte bu yanlışı inceleyelim. Ve buradan da Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Güldala bir açık çağrıda bulunalım. Ben çiftçiyim. Aynı zamanda ziraat mühendisiyim. O da ziraat mühendisi. Çiftçilik yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. Hata etmek istemem. Ama kendisini davet ediyorum. Verdikleri Türkiye ortalaması rakamları üzerinden yani sert ekmeklik buğday dönüm 276 kilogram verimli olan bir alana gelsin birlikte o hiç elini kıpırdatmasın. Yeri ben süreceğim. Tohumu ben alacağım. İlacını ben atacağım. Bütün işçiliğini ben yapacağım. Aynen onların hesapladığı biçimiyle hiç işçilik maliyetini koymayacağım. Elde ettiği gelirle ayakta duruyor mu, durmuyor mu? Hatta bir ileri gitmek isterim. Onlar Türkiye'de 60 küsür, 62, 65 dekardır ortalama işletme büyüklüğü. 70 kabul edelim. Biz 100 dekar üzerinden işlem yapalım ki karı daha fazla olsun maliyetler daha düşük olsun. Bu koşullarda kendisini de yüz de kar buğday üretimine davet ediyorum. Dediğim gibi traktör sürmesine gerek yok. Ben süreceğim. Gübre atmasına gerek yok. Ben yapacağım. Tohum ekmesine gerek yok. Ben ekeceğim. O sadece söyletsin Bugün yaptığı gibi kağıt üzerinde hesaplama yapsın ama gerçekçi. Buradan şuraya varacağım. Değerli basın emekçileri. Sert ekmeklik buğdayda çiftçinin yüzde elli bir kazandığını söyledi. Şöyle bir bakalım. Yüz dönüm buğday değerlendirmesi yapıyoruz. Dönümde 276 yüz kilo verim, Türkiye ortalaması olarak öngörmüş TÜİK ve bakanlık toprak mahsusdur ofisi. Toplam yirmi yedi bin altı kilogram. Yani 27.6 ton bir üretimden bahsediyoruz. Bunun bir girdileri var, bir de çıktıları var. Önce sırayla girdileri değerlendirelim. Gübre bedeli. Gübre ortalama olarak değerlendirdik. 40 kilogram gübre öngördük ki daha fazlası var. Yaklaşık iki gübreyi taban gübresi ve üstten azotlu gübreyi baz aldık. İki buçuk TL kilogram ince, kilogram olarak belirledik. Toplam 40 kilo gübre iki buçuk liradan Yaklaşık olarak 500 lira tutmakta, 100 dönümle çarptığımızda 10 bin lira, 50 lira tutmakta, 100 dönümle çarptığımızda 10 bin lira, 10 bin lira gübre bedeli. Peki bakanlığı verdiği desteklemede gübre bedeli ne kadar? Hemen onu da karşılıklı bakmak isterim. Sadece 800 lira. Çiftçinin harcadığı 10 bin lira, devletin verdiği destek 800 lira. Bir diğer madde. Tohum buçuk lira kilosu ki bu düşük bir fiyat. Daha yüksek olduğunu biliyorum. 2,7-2,8-3 liraya kadar tohumluğun kilosunun olduğunu biliyorum. 2,5 liradan aldık. Dönüme 20 kilogram öngördük ki gelenekseldir bu ortalamadır. Ve böyle olunca dönüme 50 lira gibi bir fiyat çıktı. 100 dönüm 5 bin lira. Zira ilaç 5 bin lira değer biçtik mazot bedeli de onu da paylaşalım. 6 litre olarak öngörmüş ki bu çok daha fazla. Ama yaklaşık olarak ilk ekiliş tarihinde 646 lira civarında mazot fiyatı seyretti. Bu da yaklaşık olarak 100 dönümde 4 bin lira olarak tuttu ve bakanlığın verdiği destekleme fiyatlarında ise mazot desteği 1900 lira civarında kaldı. Tohum desteği de 800 lira civarında kaldı. Oysa 850 lira oysa biz tohumu da 5 bin lira olarak harcadık. Günün sonunda buna biçer döver maliyeti ilave ettik ve elbette bir nakliye var tarladan işletmeye, tarladan eve, tarladan depoya kadar bunları ilave ettik ama Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünün hesaplamadığı iki şeyi daha ilave ettik. Bir tanesi Tarsim sigortalamak lazım. Tarsim'in sigorta bedelinin biliyorsunuz yüzde ellisini, çiftçi yüzde ellisini devletten karşılanıyor ve çiftçinin tarım bağ kurunu koyduk. Bunları hiç toprak mahsulleri ofisi değerlendirme ihtiyacı duymamış. Çünkü kadere yağarsa Allah'tan, yağmazsa kuldan. Bakış açısı bu. Ya çiftçiye sosyal güvenlik ne lazım? Meselesi üzerinden bakıyorlar. Biz bunları da ilave ettik. Etmediklerimiz var birazdan söyleyeceğim. Böyle olunca 39 bin 215 TL 100 dönüm buğda için gider oldu. 200 39215. Onların yaptığı rakamlarla bunun daha yüksek çıkacağından emin olabilirsiniz. Ve gelir olarak da gübre 800 lira, mazot desteği 1900 lira, sertifikalı tohum 850 lira, toprak analiz desteği 800 lira, prim desteği 2760 TL 10 kuruş.

çiftçiye kalan 12.715 lira. 12.715. Bunda ne yok? Paylaşalım. Biraz önce bahsettim. Hiç işçilik yok. Toprak Master Ofisi Genel Müdürü gelsin. Ben hiç işçilik yine almayacağım. Nasıl koymadılarsa bugün de koymayacağız. İki, finans maliyeti hiç yok. Yani kredi kullanlarsa kredi faizi, bununla ilgili para maliyeti, birinden aldıysa fark, bunlar yok. Yani paranın fina maliyeti yok ya da kullandığı paranın geliri bunun içerisinde yok. Sonuçta bir para kullanıyor. Bunu bankaya yatırsa başka bir yere yatırsa bir gelir elde edecek. Bunlar yok. Girdi fark maliyetleri yok. Yani bir mazotu, gübreyi, tohumu, ilacı hepsini peşin almışız gibi hesapladık. Normalde böyle olmuyor. Bayiye yazdırılıyor gübre, mazot yazdırılıyor, ilaç yazdırılıyor ve ödeme yaptığı gün bunlar ödeniyor. Dolayısıyla bunların da bir farkı var. Maliyeti arttıran. Amortisman ve bakım giderleri yok. Yani traktörün lastiği patlamayacak. Traktörün lastiği eskimeyecek. İlaç yapan tankerde herhangi bir arıza olmayacak. Ve bunların ekonomik ömründe bir daralma olmayacak. Bunların hiçbiri yok. Yani dört dörtlük arızasız süper ayarlanmış bir mekanizma olacak. Bunlar yok maliyetin içerisinde. Yine arazi kirası yok. Bunlar yok. Bütün bunları dışarıda tutmamıza rağmen bir çiftçinin kazancı 12.715 TL. Belki Türk işin Türk işin vermiş olduğu Nisan ayı sonuçlarına göre sadece dört kişilik bir ailenin sağlık dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 2.374 TL. 2374 TL. Bunu 12 ayla çarptığınız zaman 28.488 lira yapıyor. 28.488 lira. Çiftçinin kazancı ne kadardı? 12.715 lira. Çiftçi açlık sınırının açlık sınırında bir gelire sahip olabilmesi için 15.773 lira dışarıdan para bulması lazım. 15.773 lira. Sadece açlığını giderebilmesi için. Karnını doyuracak, beslenecek, mutlak ihtiyaçlarını giderecek. Sayın Müdür, senin bir elin yağda, bir elin balda olabilir. Ama çiftçiye tarlada gezerken topraktan elde ettiği ürünün yanında Toprağın içindeki çakıl taşlarını reva görme hakkına sahip değilsiniz. Dünya piyasalarının altında ücret vererek, serbest piyasanın altında ücret vererek söylemek istediğiniz şu. Biz çiftçimizi desteklemeyeceğiz. Biz ithalata devam ediyoruz diyorsunuz. Biraz vicdan muhasebesi bugün de yapmayacaksanız ne zaman yapacaksınız? Koronavirüs sürecinde tamamen ithalatı önceleyen bu politikanın bir sonuç vermeyeceğini benimden çok benden çok sizin bildiğinizden eminim. Ama belli ki yine aynı modeli gerçekleştireceksiniz. Çiftçimizi dünya piyasasının kucağına atacaksınız. Amerika'nın, Rusya'nın, Ukrayna'nın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın uyguladığı tarım politikalarının Hazine Bakanlığı tarafıyla rekabet ettireceksiniz. Olmaz böyle. Yüz dönümde çiftçinin kazanacağı 12 bin liradır. Bu 12 bin lirada dört kişilik bir ailenin bir yıllık açlık sınırının altındadır. Çiftçi 15 bin lira daha bulmalı ki başka bir yerden sadece açlığını giderebilmeli. Açlık sınırını anlatabilmeli. Gelin birlikte bu hesapları yapalım. Yüz dönüm içinde bu yaptığımız hesabı yüz dönüm içinde öneriyorum. Sonbaharda birlikte ekelim. Sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Sadece bakın seyredin nasıl oluyor hep birlikte görelim. Tabii çok daha detaylar var ama kısaca bunları anlattım. Dolayısıyla bu buğday fiyatlarıyla buğdayın sürdürülebilirliği mümkün görünmemektedir. Diğer bir konu değerli basın emekçileri. Çay meselesi. Geçen hafta biliyorsunuz bununla ilgili çok hızlı bir şekilde Rize'ye gittik. Oradaki durumu tespit ettik ve o tespitimizde şunları söyledik. Dedik ki çay evet dünya için önemli ama Türkiye için çok önemli. Dünyanın en çok çay tüketen ülkesiyiz. En çok çay tüketen ülkesiyiz. Kuru çay kişi başına üç buçuk kilogram. Sudan sonra en çok tükettiğimiz bir ürün. Ve 200 bin civarında bu işle uğraşan insan var. Milyonları etkiliyor. Başta Rize olmak üzere Artvin, Trabzon, Giresun illerini etkileyen ama Rize'yi çok ciddi etkileyen esnafından sanayicisine, tüccarına, herkesi, yaşayan herkesi etkileyen temel bir sektör ve dinamik. Bir çay fiyatı mutlaka söyleyin dedik. Diğer konular da vardı burada anlatmıştık ve dün itibarıyla AKP Genel Başkanı fiyat açıkladı. Açıkladığı fiyat geçen yılki fiyatın yüzde 12.8 daha fazla. Geçen yıl primle beraber 3.03 TL olarak açıkladılar. Bu yıl yine primle beraber 3.40 kuruş olarak açıkladılar. Yani 12.8. Biraz önce Rize ile görüştüm. Ne söyleyeyim dedim. Şunu söyleyin dedi. Niye zahmet ettiler ki? Yapmasalardı. Sarayın belki dezenfektan ihtiyacını karşılarlardı bir defalığına. İhtiyaç yok. Bizimle alay ediyorlar. Evet açıklanan çay fiyatı toplumla üretenin alın teriyle coğrafyasıyla gerçekten alay etmekte. Söyledikleri gibi hiç yapılmasaydı belki daha iyi. Ama her zaman olduğu gibi iktidar tarım ürünlerinde kolaycılığı seçmişti. O kendine bir çözüm üretmişti. Halk onun umurunda değildi elbette. Çiftçiler de tarım topraklarımızda, bölgelerimizde Sosyal yaşam biçimlerimizde. Onun için tek şey paradan ibaretti aslında. Ve şunu yaptı. Buğdayda olduğu gibi çayda da ithalat lobilerini desteklemek üzerine kurdu fiyatı. Çünkü bakın AKP iktidarı döneminde elbette ondan önce de çok düşük oranlarda vardı. Ama AKP iktidarı döneminde 142 bin ton çay ithal ettik. Ve bunun karşılığında... 351 milyon dolar para ödedik. Ama diğer bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. 2016-17'ye kadar 5 bin ton, 4 bin ton, 6 bin ton gibi gelen ithalat bir anda 2017, 2018, 2019'da inanılmaz rakamlara ulaştı. 2019'da yaklaşık olarak yine 19 bin ton 18.837 kilogram yani 18 milyon 837 bin kilogram bunun karşılığı yaklaşık olarak 19 bin ton ve bunun karşılığında da 39 milyon 475 bin dolar para ödedik. Yani bulmuştu kolaycılığı ithalatı seçmişti. Zaten aslında 2018 kriziyle başlamıştı Türkiye'nin bu alandaki temel krizi. O günden sonra küçük küçük işletmeler, fabrikalar artık ucuz kredi bulamadıkları için aslında çaydan ellerine teklerini çekmişlerdi. 411 çay işletmesi, çay fabrikasından bugün 148'e düşmüş durumda. Bunun da çok büyük bir kısmı çaykur. Açıklanan fiyat çok açık çayda ithalatı arttırmaya dönük bir fiyattır. Rize'deki dostlarımızın söylediği gibi açıklamasaydınız daha iyiydi. Öyle kalaydı. Zaten prim son 5 yıldır hep aynı 13 kuruş. Çayda hüsran, çayda umutsuzluk, çayda kaos, çayda hem üretim krizi hem de sosyal kriz devam etmekte. Ama AKP ve saray iktidarı elbette bir eli yağda bir eli balda en lüks çayları uluslararası alandan getirip padişahın çok yaşa anlayışıyla israf ve kibir politikası üzerinden bir eli yağda bir eli balda yaşamaya devam ediyorlar. Ve elbette defalarca söyledik bir soğan krizi devam ediyor. Önce sonbaharı hatırlayınız. Hızlıca bir ihracat engeli getirildi. Yakın tarihte kısmen açıldı. O dönemde Hatay bölgesi, Adana bölgesi soğanlarını ektiler. Bugün soğanlar çıktı. Soğanlar taze, depolama şansı yok. Sofralık bir an önce tüketilmesi gerekiyor. Ama Hatay'da yüz binlerce ton soğan şu anda satılmıyor, çürümeye terk edilmiş durumda. 80 kuruşa alıcı yok. 80 kuruş. Böyle bir süreç yönetilemez. Koronavirüs bahanesi adı altında gerçekten bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Ya alacaksınız bu ürünleri tarlada bırakmayacaksınız, bir denge tutturacaksınız. Pazarda 3 lira, 4 lira, 5 lira marketine göre, manavına göre, pazar durumuna göre ama tarlada soğan 80 kuruş. Tüketici pahalıyor, üretici ürenini satamıyor. Nedir bu işin sırrı? Hükümetin gerçekten öngörülemez yanlış politik uygulamaları. Hatay isyan ediyor. Hatay sesini yükseltti. Soğan meselesi çözülmeli. Yerelde, genelde bu soğan çürülmemeli. Bu çiftçinin alın teri çöp olmamalı. Milli servettir bunlar. Kaldı ki sonbahar soğanlarında zaten ciddi bir çürüme yaşadık. Çorum'un depolarında büyük sanayi doma sanayi soğanları çürüdü ne yazık ki. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Çiftçi kaderine terk edildi. Bir an önce bu yanlış politikadan dönülmeli ve son olarak değerli basın emekçileri pamuk her defasında söylüyorum. Pamuk'un 2019 yılı yaklaşık olarak 1.6 milyarlık primi hala duruyor. Hala duruyor ve ödenmedi. Bu derhal ödenmeli. Diğer primler de kısmen duruyor ama özellikle bu prim ödenmeli. Pamuk çok önemli. Sadece o mu? bir kez daha yenileyelim. Çiftçi sadece bir şekilde desteklenmeli ve milli servetteki, gayri safi milli hasıladaki yüzde birlik düzeyi bu sene verilmeli. Ve borçlar, 160 milyara ulaştı borçlar. Çiftçinin borcu yapılanmalı ve uzun süreli, uzun süreli faizsiz yapılandırılmalı. Çiftçi bu borç telaşından, borç sarmalından çıkmalı ki üretime devam edebilsin. Sonuç olarak tanımın sorunları iktidarın uyguladığı politikalardan kaynaklanmaktadır. Üretime dönük, sürdürülebilir, toplumun ve halkın gıda güvenliğini, güven güvencesini, halkın gıda egemenliğini sağlayacak bir politikayı hayata geçirmek lazım. Bu yapılabilir, bu mümkün. Bütün mesele saray iktidarının saray rejiminin yüzünü halka dönmesi, ülkenin toprağına dönmesi, ülkenin güneşine, suyuna, havasına dönmesi. Başarabiliriz. Bu mümkün. Halk bizden bunu bekliyor. Siyasetçilerin görevi budur. Biz her zaman olduğu gibi her türlü öneriyi elbette yapıcı eleştirileri ortaya koyuyoruz. Ama gereğini yapmayan iktidar bütün bu olumsuzlukların bizzat sorumlusudur. Karar verici onlardır. Çiftçi yoksa ekmek yok. Çiftçi yoksa beslenme yok. Çiftçi yoksa üretim yok. Çiftçi yoksa onurlu yaşam yok. Koronavirüs sürecinde bile akıllanmayacaksak yani ne diyeyim? diyecek tek söz kaldı. Zenginler ve yöneticiler yoksullara ve çiftçilere tanrıdan başka bir şey bırakmadılar. Hepinize teşekkür ederim.